herkese merhaba. Bir konu bir soru ile devam ediyoruz. Bir konu bir soru da bu ders. Yapı konusundan devam edeceğiz ve ekler konusunu irdelemiş olacağız. Ekler ilgili kısa bir tekrar yapmış olacağız. Şimdi bize önce soru ne demiş ona bakalım. Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış ifadelerin ek, kök, ek durumları ile ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bunların ek durumlarını şıklara göre ve verilen kelimelere göre sıra sıra eşleştirip inceleyeceğiz. Bu tarz sorularda önce seçeneklerden gitmek lazım. Ondan sonra da tek tek buralara dönmek lazım. O yüzden seçenek ve numaralı ifade olarak ilerleyiş söz konusu olacak. Diyor ki bir numaralı ifade ilgi eki almış isim gövdesidir. Şimdi burada iki tane bilgi sorguluyor. İlgi eki almış ve isim gövdesi olması. İlgi ekimiz neydi? da Diğer adı tamlayan eki. O zaman burası ının almış mı? almış. Şimdi bu kısım tamam. Ama isim gövdesine bir de buna bakmamız lazım. İsim gövdesi olması için bir fiil köklü veya isim köklü bir sözcük olacak. İki isim yapım eki alacak. Şimdi bakalım insan sözcüğü. insan burada isim kök değil mi? Evet isim kök. Lık da burada isimden isim yapım eki. Kök fark etmiyor ama ekin kesinlikle isim yapım eki olması gerekiyor. Yani fiilen isim yapım eki de olabilir, isimden isim yapım eki de olabilir. O yüzden de burada isim gövdesi olayı da doğru. Yani A öncülümüz doğru. Sonra B'ye bakalım. B diyor ki 2 numaralı ifade birden çok çekim eki almıştır. Şimdi 2 numaralı ifadeyi bir çözümleyelim. Sormak burada bizim fiil kökümüz. In in burada sormaktan sorun olduğu için fiilen isim yapmak ya. Lar burada insanlığın sorunlarından bahsediyor ya. Birden fazla sorun olduğundan dolayı çokluk I burada Üçüncü tekil kişi iyelik. Dan da burada ayrılma. Ne arada kaynaştırma. O zaman şimdi birden çok çekim eki almış olayı doğru. Çünkü ayrılma var, iyelik var, çokluk var. 3 tane çekim eki bir tane de yapım eki var. Yani öncülü şöyle de verebilirdi bize. 3 yapım eki bir çek pardon 3 çekim eki bir yapım eki almıştır diye de verebilirdi. O yüzden bu da olur. Sıkıntı yok. B de doğru. Sonra C diyor ki 3 numaralı ifade sıfat fiil ve eşitlik eki almıştır diyor. 3 numaralı ifade geçtikçe bu çok tehlikeli bir kelime. Bunu bir yıldızlayalım. Dıkça dikçedeki dıkça arkadaşlar kendisi bir zarf fiil ekidir. Ama bazen soru çözerken şu hatayı yapıyorsunuz. Dık ve çayı ayırıyorsunuz. Buraya sıfat fiil buraya da eşitlik diyorsunuz ama ekin kendisinin dıkç çoğulunu veya dikçe olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden de dıkça dikçe sıfat fiil ve eşitlik değil bir zarf fiildir. Bu yüzden de C öncülümüz yanlış. 4'e bakalım, D'ye bakalım. 4 numaralı ifadede iki çekim eki, bir yapım eki bulunmaktadır diyor. Şimdi kişi burada isim kök. ler burada çokluk. D burada bulunma. ki de burada sıfat yapan ki. Sıfat yapan ki'ler yapım ekidir. Bu yüzden bir yapım iki ibaresi doğru. Çokluk ve bulunma da çekim ekleridir. Bu yüzden bir çekimek bir yapım eki, iki, iki çekimek eki ibaresi doğru kabul edilir. D de doğrudur. E'ye bakalım. 5 numaralı ifade tamlayan eki alan gövdeden türemiş isimdir. Şimdi önce tamlayana bakacağız. Tamlayan neydi? Ininin. Bakın yukarıda ne demişti? İlgi demişti. İlgi veya tamlayan aynı şey. Şimdi ın'nın ın aldığı doğru. Çünkü bencilliğin demiş burada. Onun için bu kısım doğru. Ama gövdeden türeme sistemi bakalım. Şimdi gövdeden türeme şuydu. Gövde bir kökün yap eki almış hali. Gövdeden türeme bir kökün üst üste iki yap eki almış hali. İki veya, iki veya daha fazla. Şimdi burada kelime bencillik. Ben burada isim kök. Cıl burada isimler isim yap eki. Lık da burada isimler isim yap eki iki yapım iki üst üste olduğu için ve bencilde bir isim olduğu için şu olay gövdeden türeme kendisi de isim. Yani gövdeden türemiş isim ibaresi doğru. O yüzden E de doğru. Yani cevabımız Ceyhan'a çıkıyor.